Filipinlerin doğusundaki Makronezin, Mikronezin, Polonezin denen adalarda yetişir. Kavakava ne işe yarar? Kavakava burada Filipinlerin doğusunda yaşayan, Filipinlerin güneyinde bir ada daha var, Mindanao Adası. Mindanao eskiden bağımsız bir ülkeydi. Burada yaşayanların %99'u Müslüman. Daha sonra Amerikalılar işte burayı işgal ettiler, Filipinler. Şimdi esaret altındalar. İşte bu Mindanao'ların yaşadığı bölgede, Mindanao Müslümanların olduğu bölgede kavakava diye bir bitki yetişir. Bunun kökü, bunun tohumu aynı hayıt tohumuna benzer. Şöyle tohumu var. Biber otu diye de anılır bu nedenle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Buyurun. Telefon. Hocam size geliyor, ne yapayım? Telefon buyurun. Alo. Alo. Hatımız düştü. Evet hocam. Kavakava ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmasında kavakavanın 8600 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmasında deprem, kameraman ürün değil. Hocamızı deprem. Çekin. Burada o kadar yakışıklı hocamız var. Ürünleri çekiyorsunuz ya. Hayır şimdi hocam. Ürünler ayrı. Burada bir olay anlatıyoruz. Deprem, sel, heyelan veya büyük ailevi facialar sonucu, ölümler sonucu insanlar panik oluyor ve sürekli bir atlamayan bir korku kalıyor içinde. Korku. Çok önemli bir şey, korku. La ilahe illallah Muhammed. Hocam siz bana bakın, siz görmeyin, ben görüyorum. Öyle mi? Tabii ben kesmek istemiyorum çünkü, tamam, ama korku. Siz görünce tabii ki. 8600 hasta, yani yüzlerce klinik araştırması var da bir klinik araştırmasını 8600 hasta katılmış. Kavakava ile tedavi edilmiştir. Kavakava. Bu Makronezin, Mikronezin, Polonezin gibi adalarda yetişir. Ayrıca Mindanao, Filipinlerin güneyindeki, burada yaşayan insanların, halkın hepsi Müslüman. Buyurun.